Merhaba arkadaşlar, Canım Anne YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda görmüş olduğumuz bu güzel örgü ile kombinlediğimiz tasarım küpelerimizle sizlerle birlikteyiz. İsterseniz rengarenk yapıp böyle çeşitli kıyafetlerinizle kombinleyebileceğiniz, isterseniz örüp hazırlayıp arkadaşınıza, eşinize, dostunuza, sevdiklerinize hediye edebileceğiniz, isterseniz de sipariş alıp satış yaparak el haşlarınızı çıkarabileceğiniz güzel bir model oldu bence. İnşallah sizler de beğenirsiniz diye umut ediyorum. Fazla uzatmadan hemen anlatıma geçelim. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olursanız çok seviniriz diyelim ve hemen anlatıma geçelim. Evet, hemen bir malzemelerimize göz atalım. İp olarak şöyle %100 koton pamuklu İnce ve yumuşacık bir ip tercih ettim. Ben elinizdeki bütün ipleri değerlendirerek yapabilirsiniz bunu. Çok kalın olmadığı sürece ama koton ince ipler tercihimdir diyorum. Ve ipimi kenara alıyorum. Şöyle halkalarım var. Bunlar havlu kenarlarında oyalarda kullanılan plastik halkalardan arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İki tane bunlardan kullanacağız. Ben renk olarak şöyle bakır renk tercih ettim. Bakır renk küpe aparatlarım, bir miktar zincirim ve yüksek ihtimal 4 tane kullanacağım ama yine böyle birkaç tane koydum. Bağlantı halkalarım var. Hemen onları da kenara alalım. Tığım var. İpinizle uyumlu olması önemli. Burada tığ numarası çok önemli değil. Kullanacağınız ipi örebileceğiniz kalınlıkta bir tığa ihtiyacınız var. Benimki 8 ya da 6 numara sanırım bu. Çok emin değilim. Şu şekilde bir de kerpetine ihtiyacım olacak. Bağlantıları yapmak için. Malzemelerimizi kenara çekerek başlayalım. Şöyle halkamı aldım. İpimde bir ilmek oluşturduktan sonra şöyle yavaş yavaş yapacağım. Çünkü çocuklarımız, yetişkinlerimiz, gençlerimiz daha hevesli bu konularda. Onun için hiç tığ tutmayan, örgü bilmeyen arkadaşlar da yapabilsin istiyorum. Şu şekilde ilmeğimi attıktan sonra sık iğne ile üzerinden geçeceğim. Bir tane sık iğnemi yaptım. Şöyle hemen bunu bir sayıyorum. 2 3 4 Burada ipimizin kalınlığına göre doldurma sayımız muhakkak değişecektir. Daha kalın ip kullanırsanız daha az dolgu olacaktır. Şimdi ben şöyle bir tamamlayayım. O doğrultuda sayı bilgisi vereceğim. Şu anlatarak yavaş yavaş birkaç kez daha alalım mı burada? Şimdi şöyle halkanın arasından tığımı geçirip ipimi üzerinden alıyorum. Tığımın üzerinde iki tane ilmek var. İpi tekrar aldım. Bu iki ilmeğin içinden geçirip sıkıladım. Tığımı geçirdim. İlmek aldım. Tığımın üzerindeki iki ilmekten yeni alacağım ilmeği geçirdim. Bu şekilde. Halkamız dolana kadar yapalım. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sıkıştıracağım. 18 19 20 ve 21. Evet, 21 taneyi sığdırdım ben. Burada mühim olan üçün katları şeklinde ilmeklerimi atmak, sık iğnelerimi. Şöyle en baştaki sık iğnenin tepesinden tığımı geçirdim. Aldığım ilmeği direkt tığımdaki ilmeğin içinden geçirdim. Bu şekilde burayı tamamladık. Şimdi 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. İpi
Şöyle iki tane çekelim buraya. Çok pardon. İpi tığın üzerine aldım. Bir sonraki sık iğnenin tepesine battım. Bir, iki defa da bıraktım. Tekrar sardım. Bir sonraki sık iğnenin üzerine battım. İlmeği çıkardım. Bir, iki. Şimdi bu üçüncü hamlede üç tane ilmeği birlikte alacağız. Bu şekilde. Bir, iki, üç, dört ve beş zincirimi çekiyorum. İpimi tekrar tığımın üzerine aldım. Bir sonraki sık iğnenin tepesine batış yaptım. İlmeği çıkardım. Bir, iki. Rengarenk örüp hazırlayarak farklı kıyafetlerinizle kombinleyebileceğiniz, isterseniz çeşit çeşit hazırlayıp arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza hediye edebileceğiniz, isterseniz de sipariş alıp satış yaparak haşranızı çıkarabileceğiniz güzel bir tasarım oldu. Bence inşallah sizler de beğenmişsinizdir diyorum. Eğer ki kanalımıza abone değilseniz, abone olarak bizlere destek olursanız çok seviniriz. Ayrıca bildirim seslerini de açıp tüm olarak işaretlerseniz bundan sonraki videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bundan sonraki çalışmalarımızda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.